Tekrar hoş geldiniz kıymetli arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nereye devam ediyoruz? Hacimce yüzde derişime devam ediyoruz. Biraz önce ne yapmıştık? Kütlece yüzde derişimi yapmıştık. Hocam arasında fark var mı? Hiç fark yok. Hiç fark yok. Peki fark ne? Yani küçük fark vardır canım. Yani şimdi aynısını niye anlatalım değil mi aynı dersi? Arada fark var. Ne var? Hacimce var. Yani orada kullandığımız tüm formüllerin aynısını hacimce uygulayacağız. Biraz önce kütle olarak uyguluyorduk ya. Şimdi hacimce uygulayacağız. Peki kütlece varken niye hacimce bir de çıkıyor başımıza ki? Diyebilirsin haklı olarak. Burada şöyle bir durum var. Eğer çözünen ya da çözücülerden herhangi birisi, özellikle de çözünen, yani atıyorum sıvının içine attığımız çözünen, suyun içine attığımız çözünen katı ise, şeker gibi, tuz gibi katı madde ise kütlece yüzde derişimi kullanmak daha mantıklı. Çünkü katıların hacimlerini hesaplamak daha zor bizim için değil mi? Problemli. Tekrar tek tek ayrıtlarını alıp hacmini hesaplayacaksın. Bununla uğraşılmaz. Biz katı olduğu zaman kütlesini kullanıyoruz ki daha pratik ve kullanışlı olsun diye. Peki hem çözücü hem de çözünen sıvıysa, bak hem çözücü hem de çözünen sıvıysa bu durumda da kütle yerine hacimi kullanmak daha mantıklı, daha pratik. Bu yüzden ne diyor? Hem çözücüsü, almış mıyım kalemi, hem de çözüneni sıvı olan çözeltiler için genelde hacimce yüzde derişim daha kullanılır. Hacimce diyor çünkü her ikisinin de hacmini alıyorum. Yüzde diyor, yüzle çarpıyorum. 0,5'li rakamla uğraşmamak yerine 0,45'tir derişimi diyor. Güzel mi böyle bir rakamla uğraşmak? Güzel değil. Yüzle çarparım, 45 yaparım tertemiz. Mis gibi. Ne uğraşacağım virgüllü rakamlarla demek için yüzle çarpıyorum. Derişim diyor, çünkü çözüneni çözeltiye oranlıyorum. Tamam. Yine burada çözelti, hacmini kullanacağım. Hatırlayın, çözeltinin diğerinde de kütlece yüzde derişimde de çözeltinin kütlesini kullanıyordum ya. Dikkat edin. Burada da çözeltinin hacmini kullanacağım. Yani çözücünün hacmiyle çözünenin hacmini toplayıp çözelti hacmi olarak kabul edeceğim diyorum. İlk soruya geçiyorum. 50 mililitre asetik asidin, bak formülü uzun uzadıya yazmıyorum. Bu çözünen. Çözünen. 150 mililitre saf suda. Çözücü. Sakın bana oradan hocam ben bunun hangisini çözücü hangisini çözünen kabul edeceğim deme. Su varsa su daima çözücüdür. Tamam. Bu bir. İki. Su yok. İki farklı sıvı var. Asetik asit var. Atıyorum. Başka bir sıvı var. Tamam. O durumda miktarı fazla olanı çözücü kabul edeceksin. Ama su varsa ki sorularda da genelde su kullanılır, rahat ol. Su dışında sana bir çözücü çoğunlukla sormazlar. Öyle absürt bir soru gelmez. Çoğunlukla da çözücülerimiz bizim sudur. Biliyorsunuz su en iyi çözücülerin başında gelir değil mi? En iyi çözücü sudur. Genellikle su verildiği için sen suyu hemen ne yapacaksın? Çözücü kabul edeceksin. Ne diyorum aşağı? 150 mi? Hayır. Ne diyorum? 50 artı 150. 50 mililitre bu. 150 de bu. 200. Yani 50 bölü 200. Yani 5 bölü 4. 5 bölü 20 düzeltiyorum. %25. Bunu da tabii 100 ile çarptım arada. Değil mi? Biraz hızlı yaptım ama. Şöyle. Bununla bu gitti. Bununla bu gitti. 5'i ne yaptık? 2'ye böldük. %25'lik oldu çözelti. Var mı problem? Yok. 132'lik 250 mililitre asetonlu su çözelti hazırlamak için kaç mililitre saf su gereklidir? Bak, kaç mililitre saf su gereklidir? 132'lik 250 mililitre asetonlu su çözeltisi hazırlamak için kaç mililitre su gereklidir? Arkadaşlar ne yapacağız? Yine formülde ne yapacağız? Sadece yerlerine yazıyoruz. Yerlerine yazıyoruz. Şimdi yazalım. Yerlerine. Diyelim ki 132'lik 250 mililitre ne varmış elimizde? Asetonlu su çözeltisi varmış. Hemen formülle yerlerine yazıyorum. Neydi? Çözücü bölü çözelti çarpı 100
eşittir sonuç. Peki çözücü ne kadar burada? Bilmiyorum. X. Çözücüyü de bilmiyorum. Aseton ne kadar kullanılmış? Çözelti 250 mililitre. Bak bu çözelti. Çarpı 100 eşittir 32'ymiş. Tamam mı? Tamam. Ne yaparım? Hemen şöyle yaparım. Bu sıfırla bu sıfırı götürürüm. Onu 5'e bölerim. 2. 25'i 5'e bölerim. 5. 2'yi 2'ye bölerim. 1. 16'yı 2'ye bölerim. 32'yi 2'ye bölerim. Düzeltiyorum. 16. 5 ile de 16'yı çarparsam ne yapar? 80. 80 mililitre. Neymiş kardeşim? Asetonmuş. Bak aseton. Ben neyi buldum? Çözüneni buldum. Çözünen. Şuraya niye ben çözelti yazdım da çözücü yazdım? Niye düzeltmiyorsunuz? Çözünen olacak değil mi? Peki 250'si asetonsa 250'nin 80'i asetonsa 250'nin 80'i asetonsa geriye ne kalır? 170. 170 mililitre ne lazım kardeşim? Su lazım. Bu kadar mı? Bu kadar. Başka var mı? Yok. Bak gördün mü? Bulduğum benim aseton. Çözüneni buldum. Ondan sonra ne yaptım? 250'ni çıkardım. 170. Evet. Çözeltiye saf su eklersek veya sabit sıcaklıkta buharlaştırırsak hatırlayın ne vardı? Diğer derste M1 çarpı %1 artı eşittir M2 çarpı %2 değil mi? Aynısı bak. Bak aynısı. V1 hacim çarpı birincinin hacmi çarpı birincinin derişimi eşittir ikincinin hacmi çarpı ikincinin derişimi. Yani çözücü su ekliyorum ya da buharlaştırıyorum. Bak çözücüyle oynuyorum. O durumda V1 çarpı %1 eşittir V2 çarpı %2'yi kullanacaksın. Hemen örneğini çözüyorum. İzle. 30 birinci bu. Etil alkol çözeltisinin %150 mililitre saf su eklenirse. Birinci bu. 30 çarpı 250 eşittir. İkinci hale geçtim. Derişim, yüzde derişimi kaç olur? Onu bilmiyorum. %2 yani son hali. 250 mililitre. 150 daha. 400. Çözeltinin son hacmine 400. İlk hacmi bu. Son hacmi bu. İlk derişim bu ama son derişim kaç? Onu bulacağız. Ne yapacağız? Hızlıca bu taraftayken hazır ne yapalım? Şeylere başlayalım. Sadeleştirmeye başlayalım. Bu sıfırla bu sıfır gider. Bu sıfırla bu sıfır gider. Değil mi? Ne yaparız arkadaşlar? Burada yüzde derişim bulduğumuz zaman ne diyeceğiz? 3 çarpı 25 75 bölü 4. 75'i ne yapacağız? 4'e böleceğiz arkadaşlar. 75 4'e böldüğümüzde de sonucumuz kaç çıkar? 18,75. Tamam. Problem var mı? Yok. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Hadi. Şimdi ne diyor? %25'lik 100 mililitre etil alkol çözeltisine kaç mililitre saf su ilave edilirse yeni oluşan çözelti derişimi hacimce %20 olur diyor. Yani neydi? Şu kalemimizi alalım. Şu birinci hali, şu ikinci halinin yani son derişim. Peki ne yapabilirim ben? Şu ilk derişim, şu V1, ortada V2 var mı? Yok. Önce bir V2'yi bulayım. Ne yapıyorum? 25 çarpı 100 eşittir 20 çarpı V2. Bununla bunu sadeleştiriyorum. 5 kalıyor. Yani V2 eşittir 25 çarpı 5'ten 125. Bak sorunun içine 125'i atarlar. Cevapların içine. Cevap ama 125 değil. 125 çözeltinin son derişimi, son hacmi, son hacmi. Sen eklenen suyu bulmaya çalışıyorsun. 100'müş, 125 olmuş. Ne kadar eklemiş? 125 eksi 100, 25. Kardeşim 100'müş, 25 daha su eklemiş, 125 olmuş. Bu kadar.
Olayın esprisi bu. Tamam mı? Bak 125'e dikkat. Bunu hemen direkt atlama, cevap bu diye. Tamam. Peki aynı bileşikten oluşmuş çözeltileri karıştırırsan. Biz bunun aynısını kütlecede de yapmadık mı? Yaptık. Değil mi? Ne dedik? İşte aynı maddeden oluşmuş. İşte atıyorum %15'lik asetik asit çözeltisiyle %30'luk asetik asit çözeltisini iç içe karıştırıyorum. Birbirine boca ediyorum. Son hacmi bilirim. İkisinin hacmini toplarım ama son derişimi, işte son derişimi buradan bulurum. Şu birinci çözelti, şu ikinci çözelti. Hocam 3 tane çözelti var. Bir daha bu aynısından buraya ekle. Hocam 4 tane var. Artı de buraya ekle. Kaç tane varsa. En son V son çarpı yüzde son. Tamam mı? V son çarpı yüzde son diyeceksin. Aradan bilinmeyeni çekeceksin. Tıpkı şu örnekte olduğu gibi. Bak. Şu birinci çözelti. Etil alkolün %30'luk 500 mililitre çözeltisi. Aha bu da işte ikinci çözelti. Görüyor musun? İkinci çözelti. İkisini karıştırmış. Ne diyorum? 30 çarpı 500 artı, birinci yazdım, ikinciye geçiyorum. 20 çarpı 300 eşittir. 500 mililitre bu. 300 mililitre bu. Topla 800 mililitre. 800 mililitre çarpı son derişim neyi? Son hacimce yüzde derişimi kaç olur diyor. Ne olur arkadaşım? 15.000 buradan gelir. Artı 6.000 de buradan gelir. O da 800 çarpı son derişim eşit olur. Burası 21.000 olur. Topluyorum. Eşittir. 800 çarpı yüzde son. Bununla bu sadeleşir. Bununla bu sadeleşir. 210'u 8'e bölersin. Son derişim 26 bölü 25. Tamam. 26 bölü 25 oldu. Son derişim buymuş. Var mı problem? Yok. Zaten bana neyi soruyordu? Son derişimi soruyordu. Hacimce %12'lik 1000 mililitre asetik asit sulu çözeltisinin üzerine %20'lik asetik asit sulu çözeltisinden kaç mililitre karıştırılırsa son derişim %15 olur. Aynı formülü mü kullanacağım? Aynısını kullanacağım ama başka bir mantıkla. Yani bir yerleri bir şeyler değiştireceğim. Nerede neyi koyacağını, hangi değerin yerine neyi koyacağımı iyi bilmem lazım. Bak bu birincisinin derişimi. Bu birincisinin hacmi. Şu ikincisinin derişimi. Şu son derişim. Arada bazı kayıplar var. Şimdi formülde yerlerine yazalım. 12 çarpı 1000. Tamam. Artı. 2'yi yazıyorum. 20 çarpı bundan x mililitre almış olayım. Tamam mı? X'i bulacağım. X mililitre almış olayım. Güzel. Eşittir. 15 son derişim çarpı 1000 artı x son hacim. 1000 bundan var. X kadar da bundan aldım. 1000 artı x. İşte bu da, burası da nedir kardeşim? V sondur. Tamam. Bu da V2. İkincinin hacmi var mıydı soruda? Yok. İki, son hacim var mıydı? Yok. Bak iki tane bilinmeyeni x ile bir bilinmeyeni düşürdüm. Gördün mü? İki bilinmeyeni böyle bir bilinmeyeni düşürmezsen bu soru zaten çözemez. Yani şu 1000 artı x mantığını kullanmazsan soru çözülmez. Burası nedir? 12.000 artı 20x eşittir. Geri kalan matematik. 15.000 artı 15x. Tamam. Bir tarafa bir tarafa toplayalım. Ne yapalım? 12.000'i karşıya götüreyim. 15.000'den çıkarayım. 3.000 kalsın. 15x'i buraya alayım. 20x'den çıkarayım. 5x kalsın. X de buradan ne gelir? Çarpıp böldüğümüz zaman arkadaşlar 600 gelir. Doğru mu? Doğru. Demek ki x bu. Yani V2. Kaç mililitre karıştırılır? 600 mililitre alınmış. %12'likten 1000 mililitre almış. %20'likten 600 mililitre almış.
%15 yapmış. Var mı problem? Yok. Bak dikkat. Şurada hacimleri oluşturmaya dikkat. Ne diyor? Hacimce %5'lik 150 mililitre etilen glikolün, bak bu birinci çözelti, sulu çözeltisinde hacimce derişimi bilinmeyen etilen glikol çözeltisinden 150 mililitre eklendiğinde son derişim hacimce %8'lik olduğuna göre derişim bilinmeyen çözeltinin hacimce yüzde derişimi kaçtır? Neyi nereye yazacağımı bilirsem problem inan ki yok. Bak bu birincisinin derişimi. Bu birincisinin hacmi. Şu ikincisinin hacmi. Şu son derişim. Peki 150 artı 150. 151'inden 300 mililitrede V son değil mi? Güzel. Bak geriye ne kaldı? Geriye şu kaldı. Derişimi bilinmeyen. Yani %2. %2 dediğim %2 anlamında değil. İkincisinin yüzdesi. Bak bir bilinmeyene düşürdüm. Şimdi herkesi yerine yazıyorum sadece. 5 çarpı 150. Birinci çözeltiyi yazdım. Artı ikinciyi yazıyorum. İkincisinin yüzdesi çarpı 150 eşittir 300 çarpı %8'miş. 8. Gördün mü? Bundan sonrası matematik. Bak. 5 çarpı 150 ne yapar kardeşim? 750 yapar. Doğru mu? Doğru. Heh. Artı 150 çarpı %2. %2 derken %2 anlamında rakam olarak söylemiyorum. İkincisinin yüzdesi diyorum. Şöyle parantez için alayım da karışmasın. Eşittir 2400. 750'yi karşıya gönder. 2400'den çıkar. Ne kalır orada? 1650 kalır. Tamam. 1650 kalır. Doğru yaptık mı? Yaptık. 350, 350 çıkardık. 1650. 150 çarpı ikincinin yüzdesi 1650. O da ne yapar? 11 mi yapar? Neymiş? %11'likmiş. Gördük mü? %11'likmiş. Tamam. Diyor ya derişimi bilinmeyen etilen glikol. Kaçmış kardeşim? %11. Var problem? Yok. Evet. PPM ne demek? Per parts million İngilizce. Per parts million. Ne demek biliyor musun? Milyonda bir kısım. Yani milyon tanecikten bir tanesi. Milyonda bir kısım diye biz bunu çeviriyoruz. Bu da bir derişim birimi. Bu da bir derişim birimi. Peki biz bunu neden kullanıyoruz? Şu yüzden kullanıyoruz. Arkadaşlar, bir çözeltinin içindeki, çözünmüş haldeki madde miktarı çok küçükse sen bunu kütlece veya hacimce derişimini aldığın zaman yüzle çarpsan dahi %0,0007, %0,005, %0,00025 gibi yüzle çarpmana rağmen çok küçük rakamlar çıkıyorsa bunlarla hesap, kitap yapmak, uğraşmak, işlem yapmak zordur. Bu yüzden biz milyonda bir kısmı kullanırız. Yani çözeltiyi kilogram veya litre cinsinden alırım. İyi dinle. İçindeki çözüneni miligram cinsinden alırım. Tamam. Peki 1 miligram 1 kilogramın 1 milyonda biridir. İşte milyonda bir budur. Yani 1 kilogram aslında 1 milyon miligramdır. Doğru mu? Doğru. İşte milyonda bir kısım buradan geliyor. Alttaki 1 kilogram üstteki 1 miligramın 1 milyon katı. Tamam. Yani ne yapacağım? Çözeltiyi kilogram veya litre. İkisini de kullanabilirsin. İkisini de alabilirsin. Burada çok ciddi fark çıkmıyor. Tamam. Özellikle su örneklerinde kilogramda litrede alabilirsin. Size su örneğini verip litre verirse kilograma dönüştürmekle uğraşmayın. Üst tarafı da
Çözünen de miligram alacaksın. Örnek, 400 gram musluk suyunda 30 miligram nitrat iyonu bulunduğuna göre musluk suyundaki nitrat iyon derişimi kaç ppm'dir? Bak, çözüneni miligram vermiş, burayı gram vermiş. Bunu ne yapmam lazım? Kilograma çevirmem lazım. Üst taraf miligram olacak çözünen. 35 bölü 0,4. Tamam. 35 bölü 0,4 diyeceğim. Ne yapacağım? Sadece bu. Bunda yüzde çarpma falan yok. Çünkü bu miligram, bu kilogram. Tamam. 35'i 2,5'la çarpacaksın. 70, 2 daha yaparsak 17,5, 70, 87,5 ppm. Gördük mü? Bu kadar. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Sadece bu. Yüzle çarpma vesaire yok. Üst tarafı miligram, alt tarafı kilogram olarak kabul et, çarp. Deniz suyundaki klor derişimi 20 ppm olduğuna göre 200 ml deniz suyunda kaç miligram klor iyonu vardır? Kaç miligram klor iyonu? Bilmiyorum kaç x miligram klor iyonu. 200 ml 0,2 litre yapar. Bak, mililitre olduğu zaman da litreye çevirmeyi unutma. Tamam? 0,2 eşitmiş 20'ye. 20'ye. Ne yapacağım? X eşittir 4. Doğru mu? Doğru. 0,2 ile 20'yi çarparsam 4. O halde deniz suyunda klor derişimi 20 ppm olduğuna göre 200 ml deniz suyu alırsan içinde 4 mg klor iyonu vardır demektir. Bak, burada yüzde çarpma falan yok. Yukarıyı miligram, alt tarafı litre aldım. Yukarıyı miligram, alt tarafı kilogram verirsem onu da kilogram olarak alacağım. Sadece böleceğim ve bırakacağım. Tamam? Eğer ben bunu kütlece halimle derişimi üzerinden gidip yüzle çarpıp işlem yapsaydım, burası, bu rakam çok 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 küçük bir rakam çıkacaktı. Zor olur bu rakamlarla uğraşmak. 0,000 bilmem kaç 4. Uğur olur ama zor olur. Ama 4 miligram klor dersem pratik. Gördük mü? Kullanışlı olsun diye. Evet. Arkadaşlar, tamamladık. Nereyi tamamladık? Derişim birimlerini tamamladık. Kütlece yüzde derişimi gördük, hacimce gördük, içinde yoğunluktan bulmayı gördük. En son ppm cinsinde, yani milyonda bir kısmı gördük. Hesaplamalar kısmını tamamladık. Bununla ilgili elinizdeki örnek soruları çözün. Sadece formülde yerine koymadır. Bu kadar. Başka bir esprisi yok. Tamam. Örnek soruları çözün. Konuyu güzelce zihninizde oturtun. Sorularla da sağlamlaştırın. Tekrardan burayla uğraşmak zorunda kalmayın. Biz ne yapıyoruz şimdi? Biz koligatif özelliklere devam ediyoruz. Ne zaman? Bir sonraki videodan.